Bizim görmediğimiz şu olayı sana sormak istiyorum. Hı. Dediğin gibi çıktın, evet. elendin. Evet. Ondan sonra sen zannediyorsun ki ben ilk iletişim kurduğumda Türkiye ile elenmem yayınlandığında köpeğimle görüntülü konuşacağım ya da köpeğim ne yapıyor diye soracağım. Evet. Ama sonra öğreneceksin ki köpeğine köpeğin ölmüş. Şimdi bu haberi alma şeyi nasıl oldu? Neredeydin? Kim geldi yanına? Seni kim aradı, kimle konuştun? Bir bize o yaşadığın anı anlatabilir misin? Ya şimdi anlatayım. Ee, ben elendiğim gün işte götürdüler beni ee, pervizler pervizlerin yanına grubun içine falan. Şimdi bu grubu da ben bir gördüm. Hakan sen biliyorsun orada iki, iki gün iki gün sonra konsey Türkiye'de yayınlanıyor. Aşağı yukarı, evet. evet. Ee, bu konsey yayınlanmıyor. Sürekli işte beni bu eve götürüyorlar, oradan çıkıp bu eve götürüyorlar. Şimdi ben Gizem, Ezgi, aşkın falan hepsini görüyorum. Burak, Meryem. Yani biri geliyor yanıma uzaklaştırıyor. Tamam mı? Çavuşlarımız işte. E, muhabir grubu. E, perviz geliyor. böyle bir bir samimiyetsiz bir... Herhalde yok. hem tembihlenmişler ama yine de korkuyorlar. Hani sana evet. haber verirse sen bir şoka girmedin. Evet haber yani bunları, bunların telefonlarını da elinden almışlar. Çünkü tamam mı? Telefonlarını da elinden almışlar. Kimse Ersin'le çok fazla diyaloğa girmesinler demişler. Tamam mı? Ondan sonra ben de şey oldum hani Perviz Can arkadaşım arkadaşım yani ünlülerde yani Perviz'le sohbet etmek istiyorum sürekli bir uzaklaşma var falan filan. Ben de sonra beni başka bir eve götürürler Tamam mı? Yalnız Hı -hı. Necip var biliyorsun biz de Necip. Hı -hı. E selam olsun. E yani. Necip e de selam olsun. Biz Necip'le bir evde oturuyoruz. Necip dedim Allah aşkına ya ne oluyor? Gözün seni yani ben içimdeki şeyi dökmek istiyorum yani patlayacağım da patlayamıyorum Yani dedim ne oluyor Allah aşkına ne oluyor Necip de bir şey diyemiyor. babuş işte ya babuş falan diyor <laughs> tamam mı ya bunu öğreneceksin zaten Acun abi söyler kesinlersin yani e, biliyorsun elendim bir iki gün burada kalacağız falan ben de bir ağacın altına oturdum yani gerçekten istem dışı yani bir yoğun bir duyguyla patladım ağlıyorum ya orada bana. bilmiyordun evet. şimdi bu röportajın mı? Evet bu işte şey, o, şu, o röportaj mı? Evet, Yok o röportaj ağladığım röportaj. Ben Mesin doğru, öldüğünü biliyor musun? Bilmiyordum. Yok, bilmiyor. O bilmiyorum. zaman bir izleyelim o görüntüleri, ardından hikayenin devamını dinleyeceğiz. Evet. İşte Ersin'in gözyaşına boğulduğu o anlar. Evet. Evet. Bugün benim elendiğim ilk günü ve e, şu an uçuşumun ilk gününü bekliyorum gerçekten çok bir duyguseli yaşıyorum. Ben Acun'u, Acun de söyledim. Acun Medya'ya da söyledim. Ee, bilmiyorum. Şu an çok değişik bir duygu içerisindeyim. Ben kimi kırdıysam, üzdüysem çok özür dilerim. Bu, bu bende ilk defa çıkmıştır. Ben hiçbir zaman ağlamam, sızlamam. Böyle bir şeyim yoktur. Ama Kimi kırdıysam özür üzül, üzdüysem özür üzül dilerim. Bugün saçma bir <laughs> duygu seni yaşıyorum. O yüzden bunu söylemek istedim. Hani paylaşmak istedim. Arkadaşlarımı özledim. Şu an sivil kıyafetlerimi giydim. Üzerimi değiştirdim. Ama e, annemi, babamı... herkesi çok özledim. <laughs> bunu, bunu sevdiklerimle paylaşmak istedim. Ben ağlayan bir insan değilim, sızlayan bir insan değilim ama çok değişik duygular hissediyorum. <laughs> Arkadaşlarım böyle sakatlıkla bırakmak istemedim. Benim sakatlığım 15 gün, 20 gün sürebilir diyorlar bana. Benim burada gördüğüm e, survivor hayatına alışan ama dışarıdaki hayatta bir şoka uğrayan, acaba arkadaşlarımı yalnız mı bıraktım nereye geldim ben bir anda sakatlandım ne oluyor diyen bir ersin korkut hissettim evet ya gerçekten burada daha hala köpeğimin öldüğünü bilmiyorum yani ondan sonra işte elim, elenmişim hı hı. E, elendikten sonra e, tabii ki mesela herkes bir söylenmiş herkese herkesin telefonları elinden alınmış İşte e, tabii oraya alışmışım ve arkadaşlarım aklıma geliyor bir samimiyetsiz bir durum var ortada e işte istem dışı bir ağlama. Burada deşarj oldun, ked evet. rahatladın yani. Değil mi? Burada rahattadım. Şey Valla gerçekten de kuş gibi Sonra ne oldu yani mes haberini nasıl aldın? Hey. Ne oldu? Şimdi evdeydin ya da bir yerdeydin? Hey. Seni çağırdılar mı? Nasıl oldu hey. olay? Şimdi Murat Öztütüncü abimiz, aynen <gülüyor> Survivor, <laughs> Survivor sorumlusu Murat Öztütüncü, ben ona neşe kaynağım diyorum. Gerçekten biliyor, gerçekten. Geldiği zaman böyle sabah geri üf acayip bir gül evet. var uf, uf, uçuyor Gerçekten falan abi. böyle. Bak sabah bir aycan. Ee, sabah neşendi sabah şekeri. <laughs> Murat Öztüttüncü Murat selam Abi burada e, bu, burada ağladım ikinci günü e, Murat Öztüttüncü çağırdı beni tam akşam konsey tam akşam konsey saati e, acun abilerle çok yakın oturuyor Murat abimiz. Evet, evet. çok Güzel. yakın oturuyor. evet. Beni oraya götürdü Necip. Ben de bir gittim, e, baktım Murat Öztütüncü televizyon açmış, Survivor. Benim eleme izliyor ve eleme boyu izlemiş, tamam mı? Tam izlemiş. Telefonlarımıza kavuşuyoruz. Telefon baktım ağlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Murat evet. Bak yemin ediyorum hiç şey görmedim. Sorabilirsiniz de. Murat abim hüngür hüngür ağlıyor. Oğlum dedi, bütün Türkiye ağlıyor sana. Ya oğlum böyle bir şey yok falan filan. Neyse ben de dedim, Murat abi gözünü seveyim falan filan. Ee, sonra dedi ki ha çabuk çabuk dedi şey gideceğiz Acun abi Acun abi Çabuk 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 yaptı. Ya. çabuk çabuk dedi Acun abi gideceğiz. Biz <laughs> yürüdük Acun abi'nin evine gittik. Bir baktım Acun abi en en önde ben benim, benim köpeğimin aynısı. Mes. Tamam bende de tabii sakallar vardı. da <laughs> sakallar. Var. Mes diyorum oğlum falan. Tu ev biraz kalabalık işte İran abiler falan filan. Mes oğlum diyorum yok oğlum diyor sen köpek değilim. E sen dediğin sürpriz yaptılar. Ha, acaba köpeğim getirdiler. Evet, Acuna... Tam tanıyamadın da o an. Tam, ben... Benziyorlar birbirine. Evet ama ben de diyorum ki hani acaba sakalım var Acun abi. Dedim acaba bir sürpriz mi yaptı? köpeğimi mi getirdi falan. Mes diyorum oğlum mes diyorum bir geldi tamam bir aldım kucağıma düşme yani yere bırak diyor hani. Dedim benim bu benim köpeğim yok yok Acun abi. Dedi sen bir Yılmaz abini arasana dedi. Yılmaz Erdoğan'ı Dedim ben mi? aslında biraz daha köpeği sevmek istiyordum falan Ben, çünkü benim köpeğim aynısı ya gerçekten. Ben de gittim Yılmaz abimi aradım öyle bahçede. Bahçede ararken Yılmaz abim dedi ki oğlum bak iyi, izledik konsey dedi bütün Türkiye. Ben seninle gurur duyuyorum işte bütün Türkiye ağladı. Sen gönülleri şampiyonsun ama sana üzücü bir haberim var dedi. Yani köpeğin 13 yaşındaydı Dedi işte veterinere götürmüşler. Ee, bu arada, yaşlanmış ha, Yaşlı yani. dedi. İşte ölüm haberi gelmişti. Gerçi bir arkadaşım da burada Mesut. Ee, ölüm haberini Yılmaz abimden aldım. Burada sonra ben çok kötü oldum.